Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberinden bölümler paylaşmaya devam ediyoruz. Bu zaman ehl-i hakikat için şahsiyet ve enaniyet, benlik zamanı değil, zaman cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevi hükmeder ve dayanabilir. Büyük bir havuza sahip olmak için bir buz parçası hükmündeki enaniyet ve şahsiyetini, benliğini ve şahsiyetini buz parçası hükmünde o havuza atmaktır ve eritmek gerektir. Yoksa o buz parçası erir, zayi olur, kaybolur, o havuzdan da istifade edilmez. Cemaat zamanı olmanın gereği kaçınılmaz sonucu bu. Kastamonu layıkasından. Yine bir başka aynı mananın ifade edildiği bölüm. Bu zaman cemaat zamanıdır. Ferdi şahısların dehası ne kadar harika da olsalar, cemaatin şahs-ı manevisinden gelen dehasına karşı mağlup düşebilir. Şahıs ne kadar dahi de olsa, ne kadar kabiliyetli de olsa, cemaatin şahs-ı manevisinden gelen bu kabil taraftaki dehasına karşı mağlup düşebilir. Alem İslam'ı bir cihette tenvir edecek, nurlandıracak ve kutsi bir dehanın nurları olan bir vazife-i imaniye, bir iman vazifesi hizmeti, biçare, zayıf, mağlup, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannit, inatlı hasımları bulunan bir şahsa yüklenmez. Yüklense, o kusurlu şahıs ihanet darbeleriyle düşmanları tarafından sarsılsa, o yük düşer, dağılır. Dolayısıyla böyle büyük hizmetler, manevi hizmetler hele, şahıslar üzerine bina edilemez. Şahıs ne kadar yüksek meziyetlere, dehaya sahip olsa da. Bu da Emir Dali Aykası'ndan. Bir başka bölüm, bizi hayrette bırakan ve gayet şaşırtan ve bir garazı ihsas eden bir art niyeti ve bil iltizam, hiçten bir sebebi ittiham icat etmek nevinden, hiç yoktan bir suçlama sebebi icat etmek nevinden, musırrane, ısrarla bir cemiyet ve teşkilat varmış gibi soruyorlar nur talebelerine. Ta bidayetten itibaren sorulan suallerden biri bu ve suçlama maksadıyla sorulan bir sual. Bu teşkilatı yapmak için nereden para alıyorsunuz diyorlar. Nurculuk bir teşkilat mıdır? İşte cevabını verecek zaten. Nereden para alıyorsunuz diye soruyorlar. El cevap, evvela ben dahi soranlardan soruyorum. Böyle bir cemiyet siyasiyenin, böyle bir siyasi cemiyetin bizim tarafımızdan vücuduna, kurulduğuna, var edildiğine dair hangi vesika, hangi belge, hangi emareler, hangi işaretler var? Ve para ile teşkilat yaptığımıza hangi delil, hangi hüccet bulmuşlar ki bu kadar mısırrane ısrarla soruyorlar? Ben 10 senedir Isparta vilayetinde şiddetli tarassut altında bulunmuşum. Takip altında, kuşatma altında. Bir iki hizmetkar ve 10 günde bir iki yolcudan başka adamları görmeyen, garip, kimsesiz, dünyadan usanmış, siyasetten gayet şiddetle nefret etmiş ve kuvvetli siyasi muhalif cemiyetlerin ne kadar aksül ameller ile ters teperek zararlı ve akim kaldığını mükerrer müşahedatla tekrar tekrar görülen ve yaşanan gözlemlerle görmüş ve kendi kavim ve binler dostları içinde en mühim fırsatta siyasi cemiyet ve cereyanları reddetmiş ve karışmamış ve imanı tahkikinin gayet kutsi, tahkiki imanın gayet kutsi ve hiçbir şeyle zedelenmesi caiz olmayan hizmeti bozmak ve ağraz siyasiyle, siyasi niyetlerle çürütmeyi en büyük bir cinayet telakki ederek, bu hizmete siyaseti karıştırmak en büyük bir cinayet telakki ederek, şeytandan kaçar gibi siyasetten kaçan, burada aktif siyasetle uğraşmak, devleti yönetmeye talip olmak anlamında. Yoksa siyasi tercihte bulunmak değil ki onunla ilgili ölçüler zaten daha evvelki derslerimizde de okuduk ilgili bahisleri, o ayrı bir konu. Ve 10 seneden beri euzubillahimineşşeytan ve siyase, siyasetten ve şeytandan, şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım. Kendine düstur eden ve hileyi hilesizlikte bulan, en büyük hile hilesizliktir.
hile yapan kendi kurduğu tuzağa düşer ama hile yapmadan yoluna devam eden illaki kazanır. Asabi ve bila perva, hiç pervasız, kimseden korkmadan, çekinmeden, esrarını, sırlarını faş eden, açığa vuran, 10 sene koca Isparta vilayetinin hassas ve cessas, her şeyi didik didik takip eden, inceleyen memurlarına böyle teşkilat sezdirmeyen bu adamdan, bütün yaptıklarını, ettiklerini, görüşmelerini hiç kaçırmamacasına çok yakından takip etmişler ama böyle bir teşkilata dair en ufak bir ipucu bulamamışlar. Bu adamdan böyle bir teşkilat var ve siyasi bir dolabı çeviriyorsunuz diyenlere karşı, yalnız ben değil, belki Isparta vilayet ve bütün beni tanıyanlar, belki bütün ehli akıl ve vicdan, akıl ve vicdan sahipleri onların iftiralarını nefretle karşılar ve garasker planlar ile, art niyetli planlar ile onu itham ediyorsunuz diyecekler. Saniyen ikinci olarak, meselemiz imandır. Biz imanla meşgulüz, iman hizmetiyle meşgulüz. İman uhuvvetiyle, kardeşliğiyle bu memlekette ve Isparta'nın %99 adamları ile uhuvvetimiz var, kardeşliğimiz var. Halbuki cemiyet ise ekser içinde ekaliyetin ittifakıdır. Çoğunluk içinde azınlığın belli bir amaçla bir kuruluş etrafında birleşmesidir. Bir adama karşı 99 adam cemiyet olmaz. Meğer gayet insafsız bir dinsiz, herkesi haşa kendi gibi dinsiz tevehüm edip bu mübarek ve dindar milleti tahkir etmek niyetiyle böyle işa eder. Böyle asılsız iddiaları yaymaya çalışır. Bu da tarihçi hayattan. Ve bir başka paragraf, Nur talebelerinin ders arkadaşlıklarına ve sırf vatan ve millet ve din menfaatine, hiçbir şahsi menfaat söz konusu değil, sırf vatan ve millet ve din menfaatine ve saadeti dünyeviye ve uhrevi hesabına, dünyada ve ahirette saadeti yakalamak için, elde etmek için ve hariçten ve dahilden gelen ifsat cereyanlarına karşı, dışarıdan ve içeriden gelen bozguncu cereyanlara karşı mücahidane tesanütlerine, nur talebelerinin mücahitçe bir dayanışma içine girmelerine gizli cemiyet namını vermek değil nevi beşeri insanlığı, belki zemini de dünyayı da yerküreyi de hiddete getirip o ittihamı reddeder. Bu da şualardan bir cümle idi. Böylece bu şahs-ı manevi ve cemaat zamanıdır diye başlayan bölümlerde üstada ve nur talebelerine yapılan gizli cemiyet isnadının ne şekilde cevaplandırıldığının örneklerini de okumuş olduk. İnşallah devam etmek duasıyla. El-Fatiha.